Merhaba, ben Tuğçe Odur. Bugün size korona çılgınlığı boyunca başıma gelen olayları anlatacağım. Malezya ve Tayland'da geçti bu olayların çoğu. Ki bilmeyenleriniz vardır belki, ben Malezya'da yaşıyorum. Onun için olaylar burada geçiyor. Bir yandan da bunu böyle birazcık çizgileştireceğim, çizeceğim. Böyle çizgi roman tarzında bir şey yapacağım. Ama ben çizgi roman çizebilen bir insan maalesef değil. Ne çok çiz dedim bu arada. Neyse. Bunu böyle daha çok böyle doodle'ımsı böyle grafik art şeklinde böyle bayağı basitleştirilmiş bir çizim yapacağım. Yani bir yandan böyle hoş bir sohbet edelim, bir yandan böyle tatlı çizimler yapayım. Havasında böyle çok depresif bir video, koyu karanlık bir video olmasın diye. Bu arada olaylar olabileceği böyle şakayla karışık anlatacağım. Bu olayı ciddiye almadığımdan falan değil. Zaten o kadar karamsar bir olay ki daha çok karamsarlık katıp -5 olan moralleri -80'leri indirmeyeyim diye. Bu çizimi yaparken iPad'imi kullanacağım. Dijital bir çizim olacak. Hazırsanız başlayalım. Ocak sonu falan da herhalde böyle Niko geldi dedi ki Tuğçe dedi, Çinliler dedi yarasayla yılanı karıştırmış, böyle balıkla yoğurt karıştırmak gibi bir etkisi olmuş bu olayın dedi. Ki ben zaten haberleri takip edip de genel kültürüm ve bilgi birikimimi geliştirmemek adına bir yemin ettiğim için hiçbir haberi takip etmiyorum. Hiçbir şey daha benim yok. Ot gibi evimde yaşıyorum. Ama sağ olsun ki Niko var, böyle bana dışarıdan aradığım bir bilgiyi ulaştırıyor. Neyse bunu söyledi böyle, ha okey o falan dedik böyle, pek de üstüne durmadık açıkçası başlarda. Daha sonra böyle 1-2 hafta sonra falan herhalde bu Çinlilerin 1-2 günde inşa ettikleri hastane videolarının böyle timelapse'leriyle bir coşmalar, abi Çin niye yapıyor ya falan diye bir kendimizden geçmeler. Ne oluyor lan bu kadar falan filan, biz mi pek bilmiyoruz ki, evet biz pek bilmiyormuşuz demeler falan. Hala böyle ama hani sadece ekranda oluyor her şey, bizim hayatımızda değişen hiçbir şey yok. Bu arada size şunu belirteyim, ben Malezya'nın Sabah bölgesinde Kota Kinabalu diye bir yerde yaşıyorum. Burası da böyle Malezya'nın esas başkentinin olduğu, Kuala Lumpur'un olduğu, West Malezya diye geçen, Batı Malezya diye geçen kısmının ayrı bir adada, yani bir adasında yaşıyoruz gibi bir şey. Burası tam olarak Rus turist için Antalya neyse, Çinli turist için o. Çin'den böyle haftada 200'e yakın uçak geliyor buraya direkt olarak. Böyle bunlar hafta sonu falan takılıp hafta içi de dahil gidiyorlar ki şehri hani böyle Çinlilere evrileştirip böyle sırf onların takılacağı, onların alacağı, onların kalacağı yerler yapıyorlar. Tamamen Çinli turiste kanalize olmuş bir şehir. Yani 1-2 hafta geçtikten sonra bu virüs haberleri yayıldıktan uçuşlar iptal oldu. Çin'den buraya gelen, zaten Çin kendi karantinaya aldı bazı bölgeleri ve buraya gelen bütün uçuşları Malezya durdurdu. Bu işte korona ile ilgili böyle fark ettiğimiz ilk değişiklikti. Çünkü vıcık vıcık Çin'de turist dolu olan şehir böyle bir sakinleşti, bir nefes aldı. Böyle cidden esnaflar dışında herkes durumdan çok memnundu, hani oh ya bir sakinleşti, bir durdu falan diye. Çünkü kendi şehirde eğlenip gezemiyorsun, her yer Çinli turist doluydu falan. Başta biz böyle ay ya 1-2 hafta zaten falan böyle takılır, sonra açılır tekrar, sonra tekrar uçuşlar başlar nasıl olur falan diye bakıyordu herkes olaya. Hatta böyle uçuşlar falan durdurulunca bir gökyüzü bir temizlendi, bir sakinleşti, bir güzelleşti falan. Neyse aradan böyle günler falan geçiyor. Biz hala pek olayın farkında değiliz. Ben zaten kesinlikle haberlere bulaşmıyorum. Birkaç senedir falan haber okumayı tamamen bırakmıştım. Niko daha böyle güncel takip eden bir insan ama onda Fransız gamsızlığı olduğu için o da fazla sallamıyor falan. Biz o sırada planlanmış bir seyahatimiz var. Vietnam, Laos yapacağız. Böyle hiç iptal etmeyi göz önüne bile bulundurmadık. Tatile çıktık. 1-2 maskeli insan dışında da hiçbir şey görmedik açıkçası. Daha oralarda da hiçbir şey yoktu. İşte sadece yediğimiz içtiğimiz yerlerin temizliğine falan dikkat ettik. Onun dışında ekstrem hiçbir şey olmadan tatilimizi gayet yaptık, geldik. Bizim geldiğimiz gün de annem Türkiye'den geliyor. Bu arada da Türkiye'de olaylar birazcık da patlak vermeye başladı. Daha doğrusu İtalya patladı o sırada. Türkiye'de böyle işkillendi bana, Türkiye'den birçoğunuz hatta teşekkür ederim size mesaj atıyordunuz korona ile ilgili. Burada ama o sırada hiçbir şey yoktu yani. Haberleri, Çin'den gelen haberler dışında. Neyse Şubat sonu annem geldiğinde ben bir tek onun için birazcık endişelendim. Hani havaalanında falan kalabalık ortamlara girmesi falan, anlaşılan böyle Avrupa buradan daha karışıktı o sırada. Neyse annem geldi falan, biz evdeyiz o sırada. 2 hafta falan neredeyse evden hiç çıkmadık. Çünkü planlanmış bir Tayland seyahatimiz var, annemle beraber gideceğiz. Bir hafta Tayland'da, bir hafta da Kuala Lumpur'da kalacağız Malezya'nın diğer tarafında. Ben o sırada bütün işlerimi bitirmeye çalışıyorum ki rahat rahat böyle annemle böyle geçirebileyim diye. O 2 hafta benim için aslında çok da ekstrem değildi. Zaten ben normalde de evden çok çıkmadığım için gayet oturdum çalıştım. Annem de işte indi yüzdü yani. Onun için havuz başında geçirilen zamanlar, benim için de bilgisayar başında geçirilen zamanlardan ibaretti bu 2 hafta. O sırada minik minik haberlerini alıyoruz. Bu arada ben bir yandan bu sanat merkezi olacak tekrardan Nisan'da, ona işte çalışmalar falan yapıyorum. Böyle 7-24 bir çalışma modundayız. Minik minik arada haberler geliyor. Annem sağlıkçı olduğu için ona sürekli böyle bilgi yağıyor. Karışık, kimisi çerçöp, kimisi gerçek falan. Minik minik böyle panik tohumları evin içine ekilmeye başladı o sırada.
Ama ben güncel olarak Niko'ya soruyorum çünkü hayattaki tek güncel haber kaynağım Niko. Ya onun işleri bir de Fransız konsolosluğu sürekli bilgilendirme geçtiği için daha aktif, daha gerçek bilgi kaynağı benim için. Bu kadar bilinçsiz yaşıyor, bu kadar bilinçsiz kullanıyor interneti çünkü. Neyse, o da panik halinde değil, o henüz bir şey demiyor. Bunlar hala işe gidip geliyor falan. Hiçbir ekstrem bir durum yok yani ortada. Neyse, bizim yolculuk günümüz geldi, çattı. Böyle hafif bir elektrik akımı var böyle. Hani ben de gitmek istemiyorum, annem de istemiyor gibi ama ikimiz de bir şey söylemiyoruz. Böyle önceden planlanmış bir şey ama hani bir şey de yok. Hani haberlere falan baktım, Malezya sakin, Tayland okey. Hani hiçbir seyahat etmekte hiçbir sakınca yok falan. Hani bütün çılgınlık o sırada Avrupa tarafında oluyor ve Çin'de. Burası bildiğin sıfır gibi bir şey. Neyse, biz maskemizi gene de taktık işte, dezenfektanlarımızı aldık, yolculuğumuza hazırız. Havaalanı zaten sakindi. Tayland'daki havaalanı da aynı şekilde sakindi. Birkaç insanın maske takması dışında ekstrem bir durum yoktu. Biz ama gene de ekstra dikkatli olarak işte takılıyoruz falan. Bangkok'a vardık. Bangkok'un birazcık genel kalabalığının böyle üçte biri falan vardı şehirde. Onun dışında gayet normal. İşte gezeceğiz, takılacağız falan. Normal planladığımız şekilde gideceğiz. Çünkü 3 gün Bangkok'taydık planımıza göre. Geceler yapacağız, kopacağız falan annemle. Ondan sonra böyle Chiang Mai diye kuzeyinde bir tane şehre gidip böyle tapınaklar, bisiklet turları falan böyle sakin sakin takılacağız. Plan bu. Bangkok'ta geçirdiğimiz ilk günde sanki temizlikte eltimizle yarışır gibi. Sürekli bir el dezenfekte etmeleri, işte maskemizi kontrol etmeler, el yıkamaları her 5 dakikada bir falan. Böyle bir çılgınlık. Bunları yaparak böyle birazcık daha sakin kalmaya, iyi hissetmeye çalışıyoruz. Etrafımızdaki insanlar da öyle yani. Ellerini dezenfekte ediyorlar ama maske takan bile yoktu doğru dürüst. Tapınakları falan geziyoruz annemle. Zaten ben artık tapınaktan gına gelmiş. Tapınağı tekmeleyeceğim, böyle kafasını falan koparacağım. Annem böyle hevesini alsın diye gittik. Bana cidden, çünkü Laos ve Vietnam'da yeterince gördüm, böyle alışveriş yapmak istiyor. Bu kız alışverişe gitmiş oraya yani. Kültürle ne işim olur benim ya, ben alışveriş yapmak istiyorum. Tek amacı o. Annemle de anlaşmamız öyle. Bir gün işte bütün tapınakları falan gezeceğiz, böyle sightseeing yapacağız. İkinci güne gidip böyle birazcık sokak marketlerine alışveriş falan yapacağız. Tırtıyorum da ama sokak marketine gitmeyi. Böyle en az popüler olanları araştırıyorum insan olması için de diye. Birinci günümüzü tapınak gezerek tamamladıktan sonra böyle akşam oturup bir şeyler içiyoruz. Tek ilginç gelen oradaki seyyar maske satan bir kız vardı mesela. Ya dedik, Tayland. Hemen olayın kara borsasını çözmüşsün. Böyle kız bildiğin kibritçi kız gibi böyle maskeci kız gelmiş. Takılıyordu falan ortalıkta. Her neyse, otelimize gittik biz böyle. Gözümde bir parıltı, yarın alışveriş yapacağım diye yatıyorum. Sabah bir kalktım, ne göreyim? Gazetelere düşmüşüz ya. İki Türk kızı Bangkok'ta dağıttı diye. Şaka da şaka, biz değil. Bir kalktım WhatsApp TV'den. Çünkü şöyle bir şey vardı. Malezya'da bilmiyorum, Türkiye'de de öyle bir durum da. Bütün haberler WhatsApp'ta yayılır yani. Televizyonda daha hızlı WhatsApp'ta yayılıyor herkes. Neyse, WhatsApp'a bir baktım. Malezya'ya girişler kapatılıyor diye. Ne dedim, ne demek? Resmen orada böyle elindeki indirim kuponun son gününün geldiğini fark eden insan paniği yaşıyorum ben orada. Ne yapıyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor diye. Baktım, haber gerçekten doğru. Malezya'ya girişler bir gün sonrasında kapatılıyor. Yani bizim aslında kuzeye uçmamız gereken günde bütün girişler Malezya'ya kapatılacak ve ay sonuna kadar kapalı ve annemin uçuşu da Malezya'dan Türkiye'ye dönüşü. İşte hayat yani, sen güzelim Tayland'ı bırakıp lanet Malezya'ya dönmeye zorluyor. Neden lanet diyorum? Kimsenin gücüne gitmesin ama Kuala Lumpur, Malezya'nın başkenti, benim muhtemelen hayatta böyle nefret ettiğim şehirlerin başına geliyordu. Dünya çirkin bir şey, benim için hiçbir alacalığı yok. Asla böyle bir gün bile geçirmek istemediğim bir yer. Oraya gitmemin tek sebebi de vize randevum olmasıydı. Onun için oraya gidecektik yani. Velhasıl ben gözümü alışveriş diye açmışken hayat bana dedi ki limon, limon, al limonu gözüne gözüne sokarım, limonu gözüne fışkırtırım limonu dedi. Bu arada şu an aşırı duyarsız geldim sanki kulağa. Millet koronayla mücadele ederken ben alışveriş yapamayacağım mı? Olmadı tabii ki de. Benim hayatımda sonra korona gerçeği yok yani. Sadece duyuyorum. Böyle bir gerçeği yok. Sadece ülke kapatılıyor. Bir anda olmuş. Malezya hani korona bir yaptırımı yokken falan. O sabah böyle 1-2 saat içinde bavulu hazırladık. Yeni uçak bileti aldık. Eski uçak biletlerinin ikisini iptal ettim. Otellerimiz vardı. Otellerimizi iptal ettim. Ve yeni otel ayırtmaya çalışıyorum. Ve bunları böyle aşırı bir stresle ve ne yapacağımızı bilmeden bu arada bütçeye de uygun bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Her neyse, öğle uçağına bineceğiz. Havaalanına gittik. Tayland havaalanı kendini update etmiş bu iki günde. Hemen dezenfektan ve ateş ölçer seviyesine çıkarmışlar kendilerini. Tabii ki de millet bizim gibi Leyla değil. Tayland'a gerekli ihtiyaçlarını almaya gelmiş. Gezip tozmaya gelmemiş böyle kötü zamanlarda. Tayland'dan Malezya'ya tuvalet kağıdı getiren gördüm. Çok eğlendim. Ben henüz bu şeyin, bu sapanın farkında değildim bu kadar. Tayland'dan tuvalet kağıdı ticareti yapıyorlardı. Neyse, Kuala Lumpur'a uçtuk. Havaalanı birazcık daha boş olması dışında okeydi. Uçak bayağı kalabalıktı, muhtemelen bizim gibi haberi duyan ve dışarıda kalmamak için ülkeye dönmeye çalışan insanlarla doluydu.
ki biz hızlı bile davranmışız. Bizden sonraki uçuşun fiyatı bizimki 3 katı falandı böyle. Neyse biz Kuala Lumpur'a vardık. Otelimize giriş yaptık. Tabi Kuala Lumpur'da olmamızın tek sebebi de Fransa'nın bana sana vize vereceğiz Tuğçe gel 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 diye kandırmasıydı. Kandırdılar, cidden kandırdılar yalnız beni. Çünkü tam otele girdikten sonra bir haber geldi. Çat! Sabaha girişler kapatıldı. Yani benim yaşadığım ada kendini kapatmış. Adada burada doğmadıysan, yani bu sabah bölgesinde, Malezya'da olman gerekmiyor, sabah bölgesinde doğmadıysan ne olursa olsun, çalışıyor da olsan, oturma izninde olsan, Malezyalı da olsan odaya giremiyorsun abi. Uyarı da yok, hani o an kapattılar, hani hemen giriş yapın gibi bir şey de olmadı. Hemen ardından çat, konsolosluk kapandı, 2 hafta kapalı. Şuradan bir damla yaş geldi. Ben neden Kuala Lumpur'dayım? Keşke Ebu uçsaydım. Salak konsolosluk niye bana sabah söylemedin, daha sabah randevumu değiştirdim falan diye. Küfrediyorum. Hayatımda en sevmediğim şehirde mahsur kalmışım. Yanımda annem var. İkimiz de Yusuf Yusuf'uz. Bu arada aynı akşam uzun zamandır beklediğim çok güzel bir haber aldım ama haber böyle miyyyyy diye balon gibi şişmeden söndü. Yani bu haberin kutlamasını daha sonra yapacağız. Siz de oraya sonra döneceğim. Sanırım o gün koronayı ilk kez cidden anladığım ve ciddiye aldığım gündü. Yani cidden hayatımda etkisini hissettiğim gündü. Otele giriş çıkışta sürekli ateş ölçer yapılıyordu. Bütün şehir kapandı, her yer yani. Sadece süpermarketler açıktı. Hatta yani burası Kuala Lumpur böyle en kalabalık olan alışveriş merkezi ve bomboştu. Resmen AVM'yi kapattırmışım şakasını. Çok uygun bir şekilde yapabildiğim yerde. Biz annemle bir gün sonra erzak alışverişine çıktık. Sokaklar falan bomboş, şehir error vermiş ama literal yani. Ciddi anlamda error. Neyse oturduk annemle düşünüyoruz hani ne yapacağız, nasıl daha iyi olur diye. Benim stres seviyem aşırı yüksek. Ben stresliyken yanımda olmak istemezsiniz yani. Ben bile kendi yanımda olmak istemiyorum. Çok iğrenç, çirkin bir insan oluyorum yani. Bu arada Türkiye girişler bazı yerden hani kapalı, bazı yerden gelen insanlar, Türk vatandaşları karantinada kalıyor. Ben annemin karantinada kalmasını tabii ki de istemiyorum. Kim ister ki yani hasta değilse bile hasta olur çünkü yurtları falan yerleştiriyorlarmış rastgele. Annem de haliyle panik. Hadi dedik annemin uçak biletini değiştirelim. Annemin uçak biletini değiştirdik. O sırada sağ olsun Türk Hava Yolları iş. Canım benim. Sponsor da olmadı bu arada. Niye olsun değil mi zaten alaka? Ücretsiz değişim yapıyormuş bu koronadan dolayı. Bu arada bütün otellerde ücretsiz iade yaptı. Yani worldwide bir şekilde gerçekten hepsi insanlara yardımcı oluyordu. Biz ama bu arada şeydik hani hiçbir zaman annemle ya yardımcı olsun tatilimiz affolduk falan demedik. Cidden şeydik. Abi insanlar hasta. Ölüyorlar. Bizim tatil iptal etmem zaten hiçbir şeydi. Yani moralimiz o açıdan bozulmadı. Sadece korkuyorduk. Yalan yok yani. Ciddi ciddi korkuyorduk. Çünkü bilmiyorduk. Çünkü fazla gerçek haber yok. Tam ne olacağı belli değil. Her şey böyle çok hızlı oluyor. Olduktan sonra haberin oluyor falan gibi bir şeydi böyle. Çok ciddileşip aradığımız. Neyse. Annem biletini değiştirdik. Annemi uçağa bindirdim ve annem gitti. Neyse ki karantinaya falan girmedi. Yani self karantin yaptı evde kendisi kendine. Onun dışında her şey okeydi. Böyle bir rahatladım tabii. Bu arada da tabii ki de Nikon'un şirketi bensiz yapamayacağını, bensiz hayata ne kadar sıkıcı olduğunu, bensiz bu karantinaya katlanamayacaklarını anlattıkları için benim için özellikle izin çıkarmaya çalışıyorlar. Şaka benim için değil. CEO'ları da benimle beraber kalalım. Burada mahsur kalmış onun için. Bu arada şeyi fark etti tabii. Biz bu adayı kapattık da arkadaş, buradaki işleyecek bir sürü şirketin, devlette çalışan insanların da çoğu böyle hani bu Kuala Lumpur'a gidip geliyorlar 2 saatlik uçuş çünkü. Dışarıda kaldılar arkadaş, hani gelemiyorlar, işleyecek işleri de durdu. Ben hani ben falan neyim ki? Yani büyük şirketlerin CEO'ları falan kaldı, işleri durdu yani saçma sapan. Yaptıkları saçmalığı fark ettiler çünkü oturma izni olan ne bileyim çocuğu burada annesi orada kaldı falan böyle aptal şeyler. Saçmalığı fark ettikleri anda oturma izni olanlara giriş izni sağladılar. Ben hemen belgeleri aldım, çıktılarını aldım falan. Annem ben bir gün sonrasında hemen uçak biletimi aldım. Havalanı doğru gidiyorum ama nasıl tırsıyorum almayacaklar beni diye minik Türk kızı. Neyse Nikon'un şirketi girebilir dedi diye ben gideceğim. Tüm çirkefliğimi böyle geride biriktirmişim. Önce sevimlilik yapacağım, giremezsin derlerse çirkeflik yapacağım. Pek mantıklı bir plan olmasa da planım buydu. Havaalanı gittim, resmen AVM'den sonra havaalanı kapattırmış gibiydim. Bomboştu, yani bildiğim bomboştu. İçeriye girdim böyle, birçok uçak iptal olmuş. Hala tırsıyorum ya benimki de olursa diye. Benimki herhalde iptal olmadı, 3 uçaktan biri falandı. Bir süre orada durdum böyle, inşaat izleyen dayı gibi termal kamerayla böyle ateş ölçüle insanları falan izledim. Resmen halüsine ediyor insanı ya. Bayağı böyle 5 dakika falan şöyle gözlerim böyle spiral halinde dönerek o insanların geçişini falan izledim. Sonra ben geçtim falan, heyecanla böyle bakıyorum kaç çıkacak ateşim falan diye böyle. Her neyse içeri girdim, bomboş böyle ve kapalı duty free'lerin arasında geçtim. Çok ilginç bir his ya. Ben ve uçuş ekibi dışında neredeyse hiç insan yoktu.
haliyle. Şeyi fark etmiyorsun çünkü evet Kuala Lumpur'da ilk gün, ilk kapatılan gün böyle dışarı çıktığımız alışveriş yapmaya cidden neredeyse kimse yoktu. Sadece Hintliler vardı böyle onlar. Biz Türk'üz, biz hep şey olmazın Hintli versiyonuydu sanırım orada. Ama ikinci gün böyle çoğu restoran geri açılmıştı. Sadece hani TKB yapabiliyorsun yani eve paket alabiliyorsun, içine girip oturamıyordun ama hayat böyle daha kalabalıklaşmıştı orada. Ha falan dedik böyle ciddiye alınmıyor fazla olaylar falan dedik. Ama havaalanına gittiğimde böyle bomboş abi hani inanılmaz kalabalık olan o havaalanı bomboştu ve duty free'lerin falan hepsi kapalıydı, restoranların falan hemen hepsi kapalıydı. %98.3'ü kapalıydı. Böyle bir ortalama yapıyor çünkü kendince. Her neyse gittim artık kapıya, uçağa bineceğim ama nasıl tırsıyorum şeyden hani uçağa girişte böyle aslında pasaportla gibi bir şey yapıyorlar. Aynı ülkede olduğu için sadece hani oturma izni var mı diye bakıyorlar orada falan. Neyse çıktı aldığım belgeye bile bakmadılar, sadece oturma iznime baktılar. Okey deyip geçirdiler falan, hani orada mı çalışıyorsunuz dedi, eşim çalışıyor dedim. Eşiniz nerede dediler. Eşim nerede deyip pasaportu arıyor eşim falan. Öyle bir saçma durumlar oldu ki hep oluyor burada. Neyse öyle geçtim, uçağa bindim falan. Gerçekten o 5 günün ardından böyle ilk kez derin bir nefes alışımda. Hiç hani şu anda kelimeleri döküp anlatamayacak olsam da çok stresli bir 5 gündü. Özellikle hani bu karantina süreci muhtemelen uzayacak. Ben o sırada Kuala Lumpur'da mı kalacağım? Yoksa hani kalkıp annemle mi gitseydim? Türkiye'ye gideceğim. Yanımda hiç kışlık kıyafet yok. Neyse o ayarlanır ama Türkiye gittiğinde de bir karantinaya girme durumum var. Ya gidersem karantinaya girersem ve Türkiye'den geri çıkıp buraya hiç dönemeyeceğim. Burası evim neticede. Böyle çok saçma arada kalmış. Nerede evim, nerede benim durumu gibi bir şey olmuştu. Neyse uçakta uçuyordum böyle. En son hani indiğimde belki beni sabah bölgesine sokmazlar falan diye bir panik yaşıyordum ama hiçbir sorun olmadan evim olan Kadıköy'e alıyor. Giriş yaptım. Ama burası Kuala Lumpur'a göre gerçekten çok daha ciddi almış. Sokağa çıkma yasağı vardı yani tamamen. Havaalanından dönüşte zaten polis çevirmesi vardı. Nereye gittiğini, nereden geldiğini soruyorlar. Hani gereksiz yere hiç kimse dışarıda olamıyor ve özel izinle kimse dışarı çıkamıyor. Ben buraya döndükten sonra 2 hafta olan karantina yani 30 ne zamandı? 31 Mart'ta bitecekti sanırım. Nisan ortasına uzatıldı. Hatta şimdi Nisan sonuna uzatıldı. Hatta böyle Mayıs'a da uzatılabilir diye konuşuyorlar. Burada tamamen bir sokağa çıkma yasağı var. Alışverişe gitmek ve eczaneye, hastaneye gitmek ya da özel izninin olmadığı sürece sokağa çıkamıyorsun. Alışveriş saatleri var, hatta onları yaşlara da ayıracaklarmış. Yaşlar için ayrı bir saat koyacaklarmış falan. Benzinliğe gitme saatleri var. Niko'da işe genelde gitmiyor ama bazı günlerde çağırıyorlar özel durum olduğunda ki onların sürekli social distancing şeklinde ya da evden işte toplantı yaparak ilerletiyorlar. Ne yalan söyleyeyim, bu durum benim için çok bir şey değiştirmedi. Ben zaten evden çalıştığım için hala çalışmama devam edebiliyorum ama kuşu altın kafese koymuşlar, ah vatanım demiş diyeceğim, çok gerçekçi bir şey olmayacak ama hani o kapalı olma hissiyatı gerçekten de can sıkıcı. Velhasıl bu süreç boyunca benim başıma gelenler bu. Bu durumu çok daha kötü bir şekilde atlatanlar var. Hani sağduyusuzmuş, bu ne diyor yani, derde düşmüş falan demeyin. Ben sadece kendi başımdan geçenleri, bir de bu Malezya'da olduğu için bir şekilde anlatmak istedim size. Umarım videoyu izlerken ve dinlerken eğlenmişsinizdir demek doğru olur mu emin değilim. Ama hani belki minik gülümsemeler vermiştir size. Evet, hiç hoş olmayan bir durum. Lütfen siz de bu sırada kendinizi düşünün, yapın, evinizde kalın, hijyeninize dikkat edin. Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın, yardım ihtiyacı olanlara yardım edin. Kamu spotuna dönüşmeye başladım ben, her neyse. Hepiniz zaten bilincindesinizdir bu durumu diye düşünüyorum. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere.